Ya Türkiye aslında çok kaotik bir seçim içerisinden geçiyor. Nasıl bir seçim olacağı konusunda herkesin çeşitli yorumları var ama biz de aslında üzerimizdeki her türlü siyasal baskı, engellemeler karşısında yola düşmüş durumdayız ve sahada gördüğümüz bizim dışımızda seçimde sahada olan yok. Özellikle İzmir'de açılış yaptık. Sonra ben buraya geldim. 4 gündür buradayım. Ahmet bölgesinin toplamında Mardin'den girdik. Bir U yapmış olduk ve şimdi Ahmet'te tekrar beraberiz. Gördüğümüz manzara bizce çok iyi. Yani Yeşil Sol Parti bütün toplumumuz tarafından kabullenilmiş, her tarafta bayraklarıyla dolaşıyorlar insanlar. Ama bu aynı zamanda bir öfke birikimini de ifade ediyor. Arkadaşlarımız biraz geçmişteki 7 Haziran ruhunun tekrar yakalandığını söylüyor ama 7 Haziran'a kıyaslanmayacak ağır süreçlerin içerisinden geçen toplum, ona rağmen ayakta dimdik duruyor ve direnişini her yerde gösteriyorsa bu ağır kayyum döneminin içerisinde bence muazzam bir direnişin sonucu gibi görünüyor. O bakımdan biz bu 4 günlük ziyaretimizde gördüğümüz bölge halkı bir karar vermiş. Artık bu kayyum rejimine son vermek istiyor. Ve 14 Mayıs'ta bu sonunu getirme konusunda bir irade de beyan ediyor diye düşünüyoruz açıkçası. Aslında biliyorsun bizi belirsizlik siyasetiyle bu faşizmin en temel karakterlerinden birisi yönetmek istediler. Son dakikaya kadar HDP ile ilgili dava süreci ortada bırakıldı ve 11 Nisan'da duruşma ve savunma istediler. Buradan anlaşılan şu, bir ay kala bir zaman içerisinde her türlü olanakları ve zamanı planladılar ve bizim seçime HDP ile girdiğimizde de muhtemelen bir kapatma iradesi gösterecekler diye düşünüyorduk. Çünkü ortada hukuk yok. Hukuk tamamen siyasetin sopası haline gelmiş durumda. Biz bu durum karşısında aslında bir süredir hazırlıklarımız vardı. HDP bileşeniyiz biz Yeşil Sol Parti olarak. Aynı zamanda HDP'nin de kurucusuyuz HDK'dan bu yana. Hazırdık seçime girme konusunda. Bu koşullarda bu oyunu bozmak gerekiyordu. Bu oyunu biz hep beraber Emek ve Özgürlük İttifakı, demokrasi ve özgürlük güçleriyle beraber bozmuş olduk ve Nevruz'a ilk adımımızı attık Yeşil Sol Parti'nin tanıtım bakımından. Ve sahada herkes yeni partimiz Yeşil Sol Parti diye güçlü bir şekilde sahiplendiğini gördük. Bölgeden gördüğümüz refleksine burada öyle. Çok kolaylıkla parti değiştirme alışkanlıkları ve kültürü geliştiği için HDP'nin adres gösterdiği her yerde konum almaya ve o anlamda bir mücadele içerisinde olmaya çok yatkın bir topluluk olduğunu söyleyebilirim. Daha bizim Ege ve Karadeniz yavaş gidiyor. Bölgeye göre yavaş gidiyor. Umarım bu tempoya oralarda girer diye düşünüyoruz. Valla aday tanıtımında söylemiştim, ben doğal olarak söylemiştim. Biz bu mevcut zor koşullarda bütün devletin olanaklarıyla karşımızda bir adaletsiz seçimle karşı karşıyayız. Ama tam da biz bunun karşısında bir inanç grubu oluşturmuş olduk. Çok kararlı direniş grubu oluşturduğumuzu ifade edebilirim. Biz Türkiye'nin dört yakasında yani batısıyla, doğusuyla, Karadeniz'iyle ve çok bileşenli olduğumuz için bir iş bölümü yaptık. Sahada hepimiz varız. Aynı anda bir yerde değiliz. Her yerdeyiz şu anda. Ve o nedenle zaten Yeşil Sol Parti sahada çok güçlü bir şekilde gözüküyor. İşte Ege'de biliyorsun Mithat Hoca vardı. Şu anda Adana'da Pervin Başkan var. Burada ben varım. Çiğdem Başkan başka bir yerde. Dolayısıyla biz çok başkanlı ve çok temsiliyetli bir kolektif aklın hayata geçirilmesini sağlıyoruz. O bakımdan çok başarılıyız, onu söyleyebilirim. Halkımız da bunu çok teveccüh gösterdi, destekliyor o anlamda. Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Çerkeziyle herkesi kapsayan, Türkiye'nin mozaiğini, o rengini yansıtan bir ilişki kurmuş olduk. Yeşil Sol Parti bunu 81 ilde temsil etmeye çalışıyor. Biliyorsunuz 87 seçim bölgesi var. Her yerde varız yani o anlamda. Ya şöyle diyeyim, biz Yeşil Sol Parti olarak aslında kültür olarak bu geleneği taşıyan bir yerden geliyoruz. Kadın meselesi bizde çok önemli. Yaklaşık %46'ya yakın bir kadın temsiliyetimiz var. Soruyorlar bize, acaba hani birinci sıralarda eşit midir yoksa aynı şekilde mecliste vekil düzeyine yansıyacak mı diye. Bizde fermuar sistemi var. Bu fermuar sisteminden dolayı bir kadın bir erkek ya da bir erkek bir kadın şeklinde devam ediyor. Vekil sayımız da en az bu oran kadar olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla güçlü bir kadın temsiliyeti var. Sanırım meclisteki toplamına karşılık gelebilecek kadar bir kadın adayımız olacak diye düşünüyorum. Vekilimiz olacak diye düşünüyorum. Gençler çok fazla, onu söyleyebilirim. Genç kadın arkadaşlarımız da çok fazla ve gençler de fazla. Ayrıca biz Türkiye'nin bütün farklı inanç gruplarını temsil ettiğimiz için tabii ki o çok mozaikli, çok kimlikli yapıda herkes aynı oranda, aynı temsiliyette sağlamak kolay olmuyor. O nedenle aday belirlemekte güçlük çektiğimizi söyleyebilirim. Yani bu kadar kapsayıcı bir siyasetin doğru aday tespit etmesi ve hep beraber herkesin olurunu almak kolay olmuyor. Zaman zaman bu sorunlar olmadı mı değil, oldu ama biz yine bu kolektif aklımıza güvenerek bu süreci aştığımızı görüyoruz. Ve şu anda artık aday tartışması bitmiş, sahada mücadele ediyoruz.
Ya bu klasik bir yöntem, şimdiye kadar Türkiye tarihinde çok kullanılan bir yöntem ve hala kullanışlı olduğu varsayılıyor ama biz tükettiklerini düşünüyoruz. Şu anda muhalefete ayar vermenin yolunu HDP üzerinden ve şimdi Yeşil Sol Partilerini yapıyorlar. Bütün bu ırkçı, tekçi, milliyetçi partilerin hepsi aslında bizimle kavga ederek, sataşarak kendini kontrol etmeye çalışıyor. Yani bir düşmanlık siyaseti kurmaya çalışıyorlar. Bu adını söylemek bile gerek yok, muhatap bile alma gerek yok ama bütün o ırkçı, milliyetçi partilerin benzer bir şeyi var. Ama biz Türkiye'de bu kadar kapsamlı bir siyasetin başka partide olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla halk tarafından da artık tüketilmiş bir siyaset hamlesi olduğunu düşünüyoruz. Muhatap da almıyoruz açıkçası bunu bu saatten sonra. Biz bu mevcut adaylar tartışmasında ortak aday çıkartılıp çıkartılmaması gerektiği konusunda epeyce biliyorsun mesai yapıldı. Biz deprem öncesi aslında adayımızı çıkartıyorduk. Türkiye yeni bir sürece girdi depremle beraber. Çünkü gerçekten deprem büyük bir yıkımla ortaya çıktı ve bunu bundan sonra bir gün bile taşımamak gerekiyor iktidar diye düşündüğümüz için birinci turda bu meseleyi çözülmesi gerektiğine inandık ve o nedenle de biz kendi adayımızda sahada Cumhurbaşkanı olarak değil, meclisi hedef alarak üçüncü odak, üçüncü siyaseti orada kurmayı hedefledik. Ve dolayısıyla birinci turda bu meselenin çözülmesi gerektiğini düşündük. Ama bizim üzerimizden özellikle Millet İttifakı'nın adayı olan, bizim destekleme şansımız olan adayı sürekli tecrit etmeye, onu sıkıştırmaya çalıştıkları için bizim tercihimiz öncelikle bir destek meselesinden çok adayı çıkartmama şeklinde pozisyon aldık. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri de değerlendirerek, atacakları adımları bakarak buna göre bir karar vereceğiz. Dünkü Kılıçdaroğlu'nun açıklaması Kürt sorunuyla ilgili bir video yayınladı biliyorsunuz. Biz de aslında o durum şudur. Bu gelinen tarihsel koşullarda Kürt halkı ve aynı zamanda direnen güçler bunun bir kez daha vazgeçilmez konuşulması gereken bir sorun olduğunu gösterdi bize. Ben oradan bugün halkımıza şu mesajı vermekte fayda var diye düşünüyorum. Eğer bugün Türkiye'nin temel sorunlardan bir tanesi Kürt sorunu konuşuluyorsa, bütün partiler bunu sağından solundan temas etmeye çalışıyorsa, bence bu Kürt halkının 7 yıldır çöktürme planı karşısında direnişinin üzerine oturmuş bir tartışmadır. Yani onların başarısızdır, Kürt halkının başarısızdır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu sorun artık bu seçimlerle beraber önümüzdeki yüzyılda mutlaka vazgeçilmez bir sorun olarak, konuşulması gereken bir sorun olarak ve çözülmesi gereken bir sorun olarak duruyor. Biz bunun zaten aynı zamanda taşıyıcısı, temsiliyeti, sözcüsü olacağız. Ama aynı zamanda herkes de bu konuda bir hizaya geçecekler diye düşünüyorum. Başka türlüsü mümkün gibi gözükmüyor. Yani şu aşamada oy verilecek aday noktasında bir netlik yok diyebiliriz. Öyleyse. Şöyle diyeyim, evet, önümüzdeki günlerde tutumumuzu daha net açıklayacağız. Yani gelişmeler öyle gözüküyor ki biz halkımız zaten anladı mesajı ne olduğunu biliyorlar ama daha açık bir şekilde bu meseleyle ilgili bir basın toplantısı Emek ve Özgürlük İttifakı olarak yapacağız. Ya bizim temel durduğumuz yer şurası. Biz bu tek adam rejimi karşısında sadece Erdoğan olduğu için durmuyoruz. Bir rejim meselesi var karşımızda, bir anlayış meselesi var. Biz yerinden yerelinden bir yönetimi savunuyoruz. Tarihsel olarak da böyle bakıyoruz. Halkın yönetiminde olmadığı bir yönetimin onun iradesine rağmen yukarıdan yönetilmesinin kabul edilemediği gözüktü. Bunun aslında hiç uygulanamayacağı da gözüktü bir kez daha. Depremde bunu çok net gördüğümüzü düşünüyoruz. O nedenle bu kayyum siyasetinin tükendiğini, yeni yönetiminin de bu bakımdan kendisinin, kendi yönetiminin oluşturduğu bir yapısal ilişkinin tesis edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama bunun temel olarak Kürt sorunun çözülmesi aynı zamanda mecliste olacağını iddia ediyoruz. Meclis bu iradeyi gösterebilirse pekala çözülmeyecek bir sorun değildir. Dünyanın birçok ülkesi bu tür sorunları çözmüştür. Bizim ülkemiz bu tarihi yüzyıllık döneminde bunu çözememe becerisi göstermiştir. O nedenle ben zaman zaman konuşmalarımda söylüyorum. Aslında ortada bir Kürt sorunu var ama aynı zamanda bir Türk sorunu da var. Türkler bunu aynı zamanda kabullenmesi ve ortaklaştırması gerektiğini düşünüyoruz. Bu empatiyi kurduğumuzda, bu ortaklığı yaptığımızda aynı ortak vatan içerisinde birlikte demokratik bir şekilde yapılabilecek bir ortak müzakereyle çözülebilecek sorun olduğunu düşünüyoruz. Muhalefetin şu an durduğu nokta, Kürt sorunu noktasında durduğu noktayı yeterli buluyor musunuz? Yeterli bulmamız mümkün değil. O zaten aynı düşünmeye tekabül eden bir sonuç olur. Yeterli bulmuyoruz ama bu şunu gösteriyor. Muhalefetin her birisi Kürt sorunu karşısında çözüm üretmekten yana bir eğilim göstermeye başladılar. Çünkü Kürtlersiz, onların iradesiz bence Türkiye'nin yönetimini tesis etmek mümkün olmadığı açığa çıkmış diye düşünüyorum ben. O nedenle şu andaki muhalefet partilerinin tamamı iyi ya da kötü, bize yakın düşünmeleri mümkün değil ama iyi ya da kötü bu soruna bir yaklaşım getirmeye çalışıyorlar. Bizim bir sorunumuz yok diyorlar, Kürtlerle kardeşiz diyorlar ama bu soyut laflar. Nedir Kürtlerin talebi diye bakıldığında Kürtler bu vatanda eşit yurttaşlık istiyorlar. Dillerini konuşmak istiyorlar, kimliklerini açık ifade etmek istiyorlar.
kendi dillerini, kendi kimliklerini konuşamayan, kendi söz ve karar süreçlerine katılamayan bir halkın varlığını kabul etmeniz bir şey değil aslında bakarsan. Daha biliyorsunuz düne kadar her türlü yerel yönetime kayyum atadılar. Bu kayyum meselesi öyle bir mesele ki Kürtler neredeyse denek haline gelmiş durumda. Burada yapılan uygulama sonra Batı'nın her tarafında, İstanbul'da da yapılmaya başlandı. Hatta öyle söyleyeyim, Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan kayyum da aynı zamanda bu yaygınlaştırmaya çalışan kayyum zihniyetin bir ürünü olarak gelişiyor. Tecrit politikası da aynı şekilde aslına bakarsanız. Tecrit de aslında bir yerde uygulanıyor denek olarak ve sonra bütün meşruiyetini onun üzerinden alarak her yerde uygulanmaya çalışılıyor. Biz o zaman çok söyledik. Bakın bugün Diyarbakır'ı el koymaya çalışıyorlar, kayyum atıyorlar. Bu sıra size de gelecek diye ve gelmeye çalışıyordu aslında bakarsanız. Bütün toplumsal tepki olmasaydı İstanbul'da aslında Ekrem İmamoğlu aynı şeyi yapacaklardı. Bu toplumsal tepkiyle biraz durdurdular. Yani kamuoyu açısından durdurdular. Önümüzdeki dönem bu konuda hiç ayrım gözetmeksizin bu rejimin ve bu zihniyetin kayyum politikasının bitirilmesi lazım. Başka türlü mümkün değil yani. Ya şöyle söyleyeyim, aslında Erdoğan kaybettiğinin farkında ama kaybetmesinin arkasından çözüm arayışları var. Ama siyaset üretemedikleri için sadece güçleri çoğaltmaya çalışıyorlar. Bir oyun bile peşine düşmüş durumdular. Dolayısıyla sadece AKP ve MHP ittifakıyla kurdukları ilişkinin yetmediğini ve şimdi yanlarına daha güç katmaya çalışıyorlar. Ama kattıkları her güç aslında zihniyet olarak kendilerinden daha kötüleriyle, daha karanlıklarıyla bir arada olmaya çalışıyorlar. Bu şunu gösteriyor, aslında hani denize düşen yılana sarılır hikayesi gibi bir hikaye bu. O nedenle Urfa'da yaşanan, Diyarbakır'da yaşanan o hat gösteri yapmaya çalıştı ama Diyarbakır gibi bir yerde aslında boşa çıkmış bir hikaye oldu, etkisi oldu. Bir gün önce biz oradaydık, her tarafı sarmışlardı. O çok net gözüküyor aslına bakarsan, toplama bir iş olduğunu da ifade edebilirim. O bakımdan bence Erdoğan'ın ve şu andaki rejimin siyaseten tükendiğini, sadece devletin bütün olanaklarıyla ayakta kalma politikası ürettiklerini görüyoruz. Başka bir şey kalmamıştır ya. Var mı bunun bir nedeni? Bunun bir nedeni aslında suç ortaklarıyla beraber çok suçlular. Onun için iktidarda kalmaktan başka çareleri onlar için yok. Ama artık Türkiye'de bunu kabul edecek bir halk da kalmadı. Yani iradi olarak bu tercihlerini onaylayacak bir halk kalmadı. Tek problem şu. Bu meclis, bu seçimi biz çok güvenlikli bir şekilde o gün o sandığa sahip çıkacak örgüsel olarak bir hayatı kurabilirsek, aslında çalmalarını engelleyebilirsek, iradi olarak bu halkın iradesi çok net açığa çıkmıştır. 14 Mayıs'ta gönderilecektir. O nedenle bütün halkımızı buradan gerçekten bu emeğimizin, bu mücadelemizin sonucu olan 14 Mayıs'ı iyi hazırlanması, sandıklara sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Başka bir yolu yok yani. Şöyle diyeyim, aslında Türkiye'de bir çoklu krizle karşı karşıyayız. Bir siyasal kriz var, ekonomik kriz var, ekolojik kriz var. Ama bu krizlerin bu kadar ağırlaştığı bir tarih daha şimdiye kadar bence görülmedi. O nedenle şu andaki ekonomik kriz bir takım nedenlere bağlanabilir. Depreme bağlanabilir, pandemiye bağlanabilir ama bu tamamen bu rejimin şu andaki kendi uyguladığı sistemle ilgili olduğunu düşünüyoruz biz. Dünyada da var bu sorun. Ama dünyadaki ekonomik krizle Türkiye'deki ekonomik kriz arasında korkunç bir uçurum var. Şu anda OECD ülkeleri içerisinde asgari ücret belirlemesi, yoksulluk meselesi en dibe vuran ülke Türkiye. Dolayısıyla bir özel durum var. Bu özel durumunun biz şuna bağlı olduğunu düşünüyoruz. Bu iktidar ayakta kalmak için savaş siyaseti uyguluyor. Bütçesinin neredeyse üçte birini savaşa ayırıyor. 450 milyarlık savaş bütçesi oluşturmuş durumda bu iktidar. Bu şunu gösteriyor. Bir sarayın bütçesiyle halkın bütçesi arasında uçurum var. Yani zenginlik ve yoksulluk hep vardı, adaletsizlik vardı, her türlü ayrımcılık vardı bu ülkede ama bu dönem artık iflah olmaz bir şekilde ayıka çıkmış durumda. Biz bunun yarattığı bir sonucu olarak görüyoruz bu durumu ve ısrarla şunu söylüyoruz. Bunlar hani kurşunun kaç para olduğunu soruyorlar ya, biz de diyoruz ki siz gerçekten domatesin kaç para olduğunu, soğanın kaç para olduğunu, ekmeğin kaç para olduğunu biliyor musunuz? Bugün bu Ramazan ayında insanlar akşam sofrasına ne götüreceğini düşünmeye başlamış durumda. Böyle bir hayat yok. Mesela çok görmüşsünüz, basında falan görmüşsünüzdür. İki tane domates alan, üç tane elma alan, iki tane portakal alan bir bütçeyle yaşamaya çalışıyor insanlar. Bu Türkiye tarihinde az görülmüş bir şey mesela. Soğanın tanesi 7 lira diye basına çıkan biliyorsunuz haberler var. Türkiye soğan üretiminde birinci olan bir ülke. Tarımını çökertmiş durumda, hayvancılığını çökertmiş durumda. Bugün mesela Silvan'da gittiğimizde orası tarım alanı. Ama tarımı çökertmiş çünkü bu savaş politikası insanların doğal ortamında kendi hayatını köylerinde yürütmesini engellemiş durumda. Çünkü tamamen orada güvenlik politikası var ve yaşadığımız durum şu. Bu iktidarın bu savaş politikası bitmediği sürece
bu ülkede örneğin Güneydoğu'nun tüm bölgelerinde hayvancılık da yapılamaz, tarım da yapılamaz, doğal ortam da olamaz, suyumuz da biter, her şey biter çünkü ormanlarımız da kestiler. O nedenle biz bu yağmacı, talancı siyasetten kurtulmadan bu ülkenin geleceğinin yeniden kurulmasının mümkün olmadığını düşünüyoruz. Biz öyle görüyoruz. Aslında bu 100 yılda biriken bir sürecin sonu gibi geliyor bize AKP. Yani bu rejimin son finalini görüyor bir anlamda. Biz sadece AKP'nin 21 yıllık iktidar döneminde değil ama tarihi boyunca Türkiye'de hiçbir zaman cumhuriyetlerin demokrasinin buluşmadığını iddia ediyoruz. O nedenle önümüzdeki 100 yıl onların bahsettikleri gibi şu andaki mevcut 21 yılda yaptıklarının daha devamını yapmaya çalışacaklar. Bu aslında şunu ifade ediyor. Daha karanlık, daha savaş politikası, daha yoksulluk, daha açlıkla karşı karşıya bırakmak istiyorlar sanki halkı ve devamını istiyorlar. Oysa halk bence bir karar verdi. Artık bu karanlık düzeni, bu özgürlüğü yok eden düzeni, bu kayyum düzenini, bu saray rejimini yıkmak istiyor. Böylesi bir toplumsal birikim oluşmuş durumda ve özellikle deprem sonrası bizim gördüğümüz öfke çok büyümüş durumda. Çünkü 13 milyona yakın depremde mağdur olan insan var. Bunların yansıması en az 25-30 milyonun aşağı değildir ilişki anlamında düşündüğünde. Ve bu insanlar orada bu devletin hiçbir zaman halkı hizmet eden devlet olmadığını gördü. Çok net bir şekilde devlet nerede diye bağırdılar. Bu bağırma aslında bir isyandı, bir öfkeydi. Orada bir MHP'li mesela, ya siz nasıl bir insansınız, ben sizle yıllardır beraber oldum ama siz benim yanımda yoktunuz. Solcular vardı benim yanımda diye bağırdı basına. Onu görmüşsünüzdür. Böyle bir ifade oldu. Bu tesadüfen olan bir durum değil. Dolayısıyla ben toplumun içerisinden ciddi bir öfke ortaya çıktığını, AKP'nin gideceğini, yeni bir sürecin başlayacağını düşünüyorum. Şimdi şöyle, bu genellikle AKP ne yapar eder, bu seçimden başarısı çıksa bile tekrar iktidar bırakmaz diye bir kabul üzerinden konuşuluyor. Biz bunu reddediyoruz. Böyle bir durum söz konusu değil. Yani çok güçlü ve asla yıkılmaz diye bir hikaye yok. Biz bunu aslında çok istememelerine rağmen yerel yönetimlerde başardık. Yani 2019 yerel seçimlerde başardık. Nasıl İstanbul'da İstanbul'u kaybeden, Türkiye'yi kaybeder dedikleri halde kaybettilerse bu seçimlerde de kaybedeceklerine inanıyoruz. Halkımız birazcık bu korku senaryolarına teslim olmasını istiyoruz. Sandığa sahip çıkarsak, oylarımıza sahip çıkarsak 14'ündeki seçim sonuçları bizim çok lehimiz olacağına inanıyoruz. Aynı zamanda 15 Mayıs'ta da bir baharın oluşacağını düşünüyoruz. Biz buna Nevruz Baharı diye de bahsettik. Gerçekten öyle olacağına inanıyoruz. Ama bu kötülük senaryo yapmıyorlar mı derseniz yapıyorlardır. Yapmaları mümkündür. Ama eskisi kadar mevcut iç yapıları bakımından da, devletin yapısı bakımından da oyun kurma kabiliyetlerinde kalmadığını düşünüyoruz. Onu da söyleyeyim. Yani niyetlerinde olduğunu, böyle çabaların olabileceğini, dünyanın değişik ülkelerinde de böylesi iktidarların, böylesine otoriter rejimlerin, faşistan rejimlerin kolay terk etmeyeceğini biliyoruz. Çünkü bunlar aynı zamanda hep beraber bir suç ortağı oldular. Bu kadar suç ortağı olanlar uluslararası mahkemede de yargılanma ihtimali bile olabilirler. Bundan dolayı korkularından dolayı oraya sarılacaklar. Ama biz de o sarılan iktidarı değiştirme iradesini göstereceğimize inanıyorum. Muhalefet parçalı da olsa bence bir seçenek üretti. Şu andaki oy denklemlerine bakıldığında 40'a 60 gibi bir rakamlar dolaşıyor. Biz daha net tutum aldığımızda, irademizi çok daha güçlü ortaya koyduğumuzda bu daha yükselerek devam edeceğini düşünüyoruz.